Bu videoda sizlere beyin sapını anlatacağım. Şuraya beyin sapı diye yazalım. Evet. Sinir sisteminin yapısını konu alan videomuzda beyin sapına biraz değinmiştik, hatırlarsınız. Beyin sapının yerini hatırlıyorsunuzdur. İşte tam şurada yer alıyor. Merkezi sinir sisteminin yapısını gösteren bu büyük resimde daha belirgin şekilde görebilirsiniz. İşte tam şurada. Beyin sapı ile ilgili olarak ilk söyleyeceğimiz şey, sinir sistemimizin tüm bileşenleriyle bağlantı halinde olması. Üst taraftan serebruma yani beyne, alttan omuriliğe, arka taraftansa serebelluma yani beyinciye bağlanır. Beyin sapı ayrıca kafa çiftleri ya da kafatası sinirleri adıyla da bilinen kraniyel sinirlerin çoğuyla da bağlantı halindedir. Evet, bunu da şimdi şuraya yazalım. Evet, kraniyel sinirler. Buradaki çizim beyni ve bileşenleri alt taraftan gösteriyor. İşte beyin, beyincik ve beyin sapı. Elektrikli bir düzenekten fırlamış ince kabloları andıran şu şeyler, işte burada kraniyel sinirler ve birçoğunun beyin sapından çıktığını görebiliyorsunuz. Bunlara birazdan tekrar değineceğim. Şimdi, başta şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Beyin sapı, tüm sinir sistemini birbirine bağladığı için yapısı da oldukça karmaşıktır. Kendisi oldukça küçük ama içinde olup bitenlerin haddi hesabı yoktur. Bu minicik şey, sinir sistemimizin olmazsa olmazıdır. O halde gelin beyin sapına biraz daha yakından bakalım. Hatırlayacağınız gibi üst kısma orta beyin deniyor. Ortadaki şu bölüm pons ve son olarak şu alt kısmın adı da medulla. Şurayı kesik çizgilerle işaretliyorum. Orta beyni bu noktadan kesmişiz gibi düşünelim ve diğer resme geçip aynı yere bir yukarıdan bakalım. Bu resimde orta beynin bir kesitini görüyoruz. Evet, burası orta beyin. Üstten baktığımızda ön tarafta yuvarlak iki büyük çıkıntı ve arkada küçük yumrular görüyoruz. Şimdilik bu bölümlerin adlarını bilmemize gerek yok. Aynı şekilde ponsu da şuradan kestiğimizde ortaya bu resimdeki gibi bir kesit çıkıyor. Tıpkı diğer kesit gibi burada da ponsa üstten bakıyoruz. Evet, resmin başlığını da yazalım. Pons. Burada gözümüze çarpan ilk şey ön taraftaki şu kocaman çıkıntı. Ve son olarak medullanın da kesitini alalım. Bu kesite de diğerleri gibi yukarıdan bakacağız. İşte o da şu görsel. Bunun da üstüne ne olduğunu yazalım. Medulla. Kimi zaman omurilik soğanı da deniyor. Medullanın yapısı biraz daha farklı. Aslında beyin sapının bu üç bölümü de birbirinden farklı yapılara sahipler. Ama beyin sapının bir bütün olarak omurilikle yapısal benzerlikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle de omuriliğe bağlandığı şu en alt kısımda yani medullada. Tıpkı omurilikte olduğu gibi beyin sapında da gri madde çoğunlukla içeride, beyaz madde ise çoğunlukla dış taraflarda bulunuyor. Yine de omuriliktekine nazaran daha iç içe geçmiş durumdalar. Yani iç ve dış kısımlarda yoğunlukları değişiyor olsa da aslında gri ve beyaz maddeler beyin sapının her yerinde karışık olarak yer alıyor arkadaşlar. Karışık olarak. Büyük oranda sinir hücresi gövdelerinden oluşan gri madde beyin sapında dağınık öbekler halinde bulunuyor. Yani sağda solda dağıtılmış bir oda düşünün, öyle gibi yani dağınık öbekler halinde. Düzensiz bir görünüm arz eden bu oluşuma ası oluşum ya da retiküler formasyon deniyor. Retiküler formasyon yazdık, evet. Son derece karmaşık ve bir o kadar da önemli bir yapıdan bahsediyoruz. Retiküler formasyon. Retiküler formasyon, kan dolaşımı, solunum ve sindirim gibi birçok otonom işlevin kontrolünde büyük rol oynuyor. Buna hayati organların koordinasyonu da dahil ve bu da son derece kritik bir görev. Fakat retiküler formasyonun tek görevi sinir sisteminin temel işlevlerini koordine etmek değil. Beynin çeşitli yerlerine gönderilen aksonlar yani nöron uzantıları sayesinde biliş, duygular ve bilinç gibi birçok üst düzey işlevde de çok önemli roller üstleniyor. Beyin sapından geçen beyaz maddelerin birçoğu da aslında sinir sisteminin farklı bölümlerine bağlanıyor. Merkezi sinir sisteminin iç yapısını önden gösteren bu iki kesit görselinde uzun traktlar denen şeyi görüyoruz. Tepeye uzun traktlar diye yazalım. Buradaki trakt sözcüğü bir terim olarak sinir lifi demeti anlamında kullanılıyor. Yani akson demeti de diyebiliriz. Uzun traktlar merkezi sinir sisteminde uzun mesafeler kat eden akson demetleridir. Beyinden omuriliğe ya da omurilikten beyne uzanan yolculuklarında beyin sapına uğramayı da ihmal etmezler. Beyin sapından geçen uzun traktlar iki ana gruba ayrılıyor. Bunlardan ilki sinir sisteminin hareketle ilgili işlevlerinde büyük rol oynayan üst motor nöronlar. Bu çizimde üst motor nöronların merkezi sinir sistemi içindeki rotası belirtilmiş. Gördüğünüz gibi beyinden çıkıp önce beyin sapına, oradan da karşı tarafa geçip alt motor nöronları tetikleyecekleri yere, yani omuriliğe uzanıyorlar. Geçelim diğer resme. Bu çizimdeki uzun traktlar somatosensöriyel sisteme ait. Somatosensöriyel. Vücudumuzda sinir sistemine bilgi aktaran farklı türlerde somatosensöriyel traktlar mevcut. Burada gördüğümüz traktlar diğerinin aksine omurilik boyunca yukarıya doğru ilerleyip bir noktada karşı tarafa atlıyor ve beyin sapından geçerek yola çıktıkları tarafın çaprazında kalan beyin yarım küresine ulaşıyor. Beyin sapı bir bakıma beyin ve omurilik arasında bilgi götürüp getiren bu motor ve somatosensöriyel traktlara ev sahipliği yapıyor. Bu kadar yetmezmiş gibi kraniyel sinirler, yani kafatası sinirleri de çoğunlukla beyin sapına bağlı ve bunların da birçok farklı işlevi var. Vücudumuzda 12 çift kraniyel sinir var ve bunların çoğu doğrudan beyin sapından çıkıyor. Birkaçını kendi çizimim üzerinde işaretliyorum. Ve tabii şuradaki çizim çok daha açıklayıcı. O yüzden gelin bir de burada bakalım. Sözünü ettiğim kraniyel sinirler işte şunlar. Beyin sapından çıkan her bir siniri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kraniyel sinir çiftleri sinir sistemimizde önemli roller üstleniyor. Motor işlevler, görme, işitme, tat alma gibi duyusal işlevler, somatosensöriyel işlevler, refleksler ve otonom işlevler, bunlardan sadece birkaçı. Beyin sapının iç kısmındaki gri maddenin önemli bir bölümü doğrudan kraniyel sinirlerle ilişkilidir. Zira beyin sapında dağınık nöron gövdelerinin oluşturduğu retiküler formasyondan başka, münferit ya da ayrık çekirdekler olarak bilinen nöron gövdeleri de önemli bir yer tutuyor. Kraniyel sinirler genellikle bu çekirdeklerle beynin ilgili bölümleri arasında mekik dokuyorlar. Tabii iletilen bilginin içeriği ve beynin hangi bölgesine taşındığı, yerine getirilen işlevin türüne bağlı olarak değişiyor. Beyin sapını sol tarafından gösteren şu resme bir bakalım. Şurası ön taraf, şurası da alt kısmı. Buralarda motor işlevlerden sorumlu nöronlara ait çekirdekleri görüyoruz. Aksonlar kraniyel sinirler üzerinden beyin sapını terk ediyor. Bu resimde ise yine kraniyel sinirler üzerinden beyin sapının çeşitli yerlerindeki nöron çekirdeklerine ulaşan duyusal bilgi sinyallerinin izlediği rotayı görüyoruz. Bu kraniyel sinirler bahsettiğimiz işlevlerini çoğunlukla baş ve boyun çevresinde yerine getirir. Konu mankenimizin üzerinde işaretliyorum. Ne var ki bazı kraniyel sinir çiftleri bu bölgenin çok ötesine, iç organlara ve bacaklara kadar uzanıyor. Yüz bölgesindeki dokunma hissi, göz, yüz, çene ve gırtlak hareketleri ya da kalp, bağırsak gibi bir takım iç organlara ait kontroller, kraniyel sinirlerin üstlendiği işlevlere verilebilecek örnekler arasında. Doğrusu beyin sapı hakkında daha anlatacak çok şey var ama şimdilik bu yeter. Beyin sapının yapısı ve işlevlerine dair daha ayrıntılı bilgileri sonraki videolara saklıyorum. Evet, tanışma faslı için sanırım bu kadar yeterli olmuştur.